Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün yine Libya konusuyla ilgili gelişmeleri masaya yatıracağız. Bu gelişmelerin başında Fransız donanmasının Libya açıklarına gelen Şardegol uçak gemisi, darbeci Hafter güçlerinin yaptığı gemi savar füze denemesi ve üçüncü konumuz ise Watt diye hava üstüne gidip gelen Türk askeri nakliye uçakları. Gelin Libya'daki son gelişmelere bu üç konu ışığı altında birlikte bakalım. Müzik Libya'da şu an sıcak çatışmalar minimuma inmiş durumda ama taraflar satranç tahtasında bir bir hamlelerini yapıyorlar ve güçlerini arttırmayı ve pozisyonlarını daha da korumak üzere farklı farklı hamleler yapıyorlar. Bunlardan birincisi olayın darbeci Haftar tarafındaki kalan Fransa, Fransa özellikle Türkiye'yi diplomatik açıdan da sıkıştırmayı hedefliyor. Fakat Fransa'nın attığı her adım enteresan bir şekilde Türkiye'den değişik boyutlarda karşılık görüyor. Fransa'nın son adım atması konuyla ilgili Libya açıklarına tek uçak gemisi olan Şardegol'ü yollaması oldu. Şardegol üzerinde yaklaşık 40 adet Rafal'ın M modelini taşıyan bir uçak gemisi, nükleer bir uçak gemisi, Amerika Birleşik Devletleri dışında Fransa nükleer uçak gemisine sahip tek ülke. Üzerindeki birçok teknoloji Amerikan teknolojisi ve bu uçak gemisinin de Libya açıklarında dolaşması da enteresan bir gelişme. Gelen istihbarat raporlarına göre ki bunları kamuoyuna yansımış bilgilerden oluşuyor. Şardegol gemisi Libya'nın yaklaşık 70-80 mil açıklarında dolaşıyor. Şerdegol gemisinin yapımına 1980'lerin ikinci yarısında karar verildi. Arkasından bütçelenmesi, yapılan tersane çalışmaları derken Şardagol hizmete resmi olarak 2001 yılında alındı. O yıllarda Fransız donanmasının standart ge uçak gemisi uçağı diyelim süper etendartlar vardı. Sonrasında süper etendartlar yavaş yavaş yerini şu an Fransa Havok ana vurucu gücünü oluşturan Ruffle uçaklarına bıraktı. Dassault imalatı bu uçaklar. Ruffle'ın M modeli, marin anlamına gelen deniz modeli, Charles de uçak gemisinde görev yapıyor. Başta da belirttiğim gibi Charles nükleer güç ile birlikte hareket eden gerçekten uzun süre denizde kalabilen bir uçak gemisi 2 adet katapult sistemine sahip. Katapultu da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanan tek ülke Fransa. Katapult sistemini basitçe bir mancınağa benzetebiliriz. Buharla çalışıyor bu sistem. Uçağı adeta güverteden fırlatarak kalkmasını sağlıyor. Rafal uçaklarının yanı sıra Şardegol uçak gemisi üzerinde iki adet de e-2C Hawkeye erken uyarı uçakları bulunuyor. Geçtiğimiz videolarda da bunu tanıtmıştık. Fransa E-2C'lerin bir üst versiyonu olan D modeli için Amerika ile anlaşma yaptı. 3 uçak için yaklaşık liste fiyatı üzerinden 2 milyar dolarlık bir anlaşma bu. Bu e, erken uyarı uçakları da yaklaşık 300 deniz mili yani yaklaşık 550 kilometre yakın bir alanda tarama gerçekleştirerek çok ufak hava araçları ki Amerikalıların iddiası 15 santim ila 1 metre arasındaki cisimleri dahi bulabildiğini, tespit edebildiğini ifade ediyor. Tabii ki Şerdegol uçak gemisinin Libya açıklarında olması, buralarda, bu bölgelerde Fransa'nın daha aktif görev yapacağına, daha aktif uçuş yapacağınında bir bakıma bir göstergesi olacak gibi. Bunlarla ilgili gelişmeler ne boyuta gelecek önümüzdeki dönemde e, bu tür gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Libya ile ya yaşanan dünkü gelişme ise darbeci Hafter güçlerinin yaptığı bir gemi savar füze atış denemesiydi. Öncelikle bu fotoğraflar internete düştü. İnternette gayet başarılı bir fırlatma operasyonunun olduğu gözüküyor ama sonrasında bir video geldi. Bu hiç de başarılı bir fırlatma işlemi değildi. E, füze rampadan fırladıktan çok kısa süre sonra denize düşmüştü. Hatta biraz daha erken patlasa belki o istasyonu bile havaya uçuracaktı. Peki bu füze neydi? Öncelikle Hafter güçlerin elinde P-15 Termit ailesinin 4K-51 Rubej Eolorak olarak adlandırılan bir gemi savar füzesi bu. 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmiş bu füze ve daha sonra da eski Yugoslavya'nın elinde olduğu tahmin ediliyor bu füzenin. Bu füze e, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Sırbistan tarafından Mısır'a satıldığı iddia ediliyor ve Hafter'e de Mısır tarafından verildiği ortaya atılan iddialar arasında. Bir başka iddia ise bu füzenin Gaddafi döneminden kaldığı ele geçtiği ve oradan atış yapılarak böyle bir e, satrançta hamle yapmaya çalıştığı yönünde. Peki Libya açıklarında gemilerimiz var biliyorsunuz. gabya sınıfı gemilerimiz. Bunlar SM-1 tipi hava savunma füzeleri taşıyorlar. Hatta e, Hafter'e ait bazı insansız hava araçlarında e, SM-1 füzeleri tarafından bizim gemilerimiz üzerinden atılan füzeler tarafından vurulduğunu daha önceden sizlere video ile paylaşmıştık. Yazarımız Hakan Kılıç da bu füze ve sistemler hakkında bilgi vermişti. Peki bu gemi savar füze bir tehdit oluşturabilir mi? Sonuçta bunlar... E, bu soruya şöyle cevap vermekte fayda var. Eski nesil füzeler bunlar. Gerçekten ateşlenmesi zor. Ne kadar ellerinde bu füze aktif bilemiyoruz. Bu atış denemesinde görüldüğü gibi birçok arızası var. Bu füze bakalım atıldığı zaman gidebilecek mi gemimize ama gemimizin elektronik karşı harp tedbirleriyle bu füzeyi e, önceden tespit etmek, gerekirse elektronik harp yardımıyla bozabilmek mümkün. Peki SM-1 füzeleriyle bu e, hedef karşılaşırsa ne olur? Açıkçası bunun örneği var mı dünyada pek de bilmiyorum ama enteresan bir karşılaşma olacağı yönünde. Tabi bu bir tehdittir sonuçta. E, bu füze eski Hafter bunu atamaz falan gibi şeylere bakmamak lazım. Sonuçta bu füze denk gelirse gemiye çok ciddi bir zarar verebilecek durumda. Bunlarla da ilgili bir önlem alınması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bu gemi savar füzeleriyle ilgili olarak son günlerde enteresan gelişmeler var. Mısır arka arkaya tatbikatlar yapıyor. Bu tatbikatlardan bir tanesinde Mısır e, denizaltıdan Harpun olarak adlandırılan bir gemi savar füze atışı görüntüsü paylaştı. Aslında bu tatbikat görüntüleri tamamen e, propaganda amaçlıydı ama füze atışı e, neredeyse hani tabiri caizse elde patladı. Harpun suyun dışına bile çıkamadı ama Mısırlılar bu görüntüleri paylaşmaktan işte gocunmamışlar. Çok enteresan bir şekilde bu yayıldı bu görüntüler. Bu görüntülerin hemen arkasından da Mısır gemiden atılan harpun füzeleri konusunda bir atış testi daha paylaştı. Tabi burada e, bu testlerin, bu tatbikatların e, lafı aslında Türkiye'ye doğru. Çünkü Türkiye bölgede çok aktif. E, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında, Ulusal Mutabakat Hükümeti de Birleşmiş Milletler tarafından Libya adına tanınmış bir yönetim. E, harpunları atarak Mısır ben gerekirse Türk gemilerini vururum mesajı vermeye çalışıyor. Tabi bu gelişmelerle birlikte e, Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'un yaklaşık 120 kilometre doğusunda yer alan Vat diye hava üstünde enteresan gelişmeler yaşanmaya başlandı. Aşağı yukarı hemen hemen her gün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçakları e, Türkiye'de çeşitli bölgelerden kalkıyorlar. Türk Hava Sahası'nın önce güneyine iniyorlar, arkasından Akdeniz'de Uluslararası Hava Sahası'na çıkıyorlar ve daha sonra e, burada Libya'daki Vatya Hava Üssü'ne doğru ilerliyorlar, buralara malzeme taşıyorlar. Halen Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde uzun menzilde bu operasyonu yapılacak, yapabilecek... Airbus A400M askeri nakliye uçakları var. Bunlar yaklaşık maksimum örneğin 37 ton kargo taşıyabiliyor. E, fakat tabii menzili biraz uzatmak istediğiniz zaman bu kargodan biraz feragat etmeniz gerekiyor. 37 ton 35'e 30'a doğru düşüyor ama uçak çok daha uzun menzile gidebiliyor. Bir de e, C-130 nakliye uçakları var. Amerikan Lockheed Martin yapımı C-130'lar 4 motorlu. E, C-130'larda ortalama 20 ton civarında yük taşıyabiliyorlar Türk Hava Kuvvetleri A400M'ler olsun, C-130'lar olsun yoğun bir operasyon içerisinde bölgede ve bölgeye sık sık malzeme taşıyarak bu üssün bir an önce Türk Kuvvetleri tarafından kullanılması için belki de bir altyapı için çalışmalar yapıyorlar. Vatli Hava Üssü 5 Temmuz gecesinde kimliği pek açıklanmayan uçaklar tarafından yapılan saldırıyla gündeme gelmişti. Ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni gösteren bu e, saldırı sonrasında çok uzak menzilden yani o bölge halk bataryaları tarafından korunuyor. Atılan akıllı mühimmatlarla bazı yerlerin bulun, vurulduğu bilgisi paylaşılmıştı. E, bu tür vurulan noktalar tekrar temizlenmiş yeniden halk bataryaları konuşlandırılmış durumda son uydu fotoğraflarına göre. Tabi burada e, Türk Hava Kuvvetleri yoğun bir malzeme akışıyla buraya bu bölgeyi tekrar... Aktif hale getirebilmek için ciddi çalışma içerisinde muhtemel bunun da meyvelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Uluslararası beklenti Türkiye'nin oraya savaş uçakları konuşlandıracağı yönünde. Bir taraftan bakıyorsunuz işte Libya'nın açıklarında Fransız uçak gemisi Şardagol, öbür tarafta Mısır ki Mısır üstünden Kalkan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Miraj 2000'lerin attığı akıllı Mühimmatlar vatiyi vurduğu ifade ediliyordu bu bölge epey bir karışacak ve tabii ki bir taraftan da darbeci Hafter'e kiralanan tırnak içerisinde Rusya'dan MiG-29 ve Su-24 savaş uçakları var. Bakalım ilerleyen günlerde bu bölgede e, sıcaklık nasıl devam edecek bunları hep birlikte izleyerek görmeye çalışacağız. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla karşınızdayız. Lütfen katıl tuşuna basarak bizlere destek verin. Sorularınızı yorum yazabilirsiniz veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.